Ha, aynı zamanda tarlanın sahibi. Evet. Gel. 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 Şimdi ortalama 100 kilogram yağ ortalama dekarda alırken 150 kilogram dekarda kanoladan almamız mümkün. Bu anlamda kanola kendi kendine yeterlilik anlamında son derece önemli. Pandemi artık kuraklık risklerini yaşadığımız bir yıl içerisindeyiz. Bundan sonra da bunlar ilk ve de son olmayacak. O yüzden ayçiçek elbette Türkiye'nin bir kültürü. Hem tüketim kültürü hem üretim kültürü ama bir yandan da kanolanın üretimine, bu kadar sağlıklı bir yağın üretimine daha fazla değer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çiftçi açısından, üretici açısından da önemli derecede artıları olan bir ürünümüz. Şimdi maliyet itibariyle baktığımız zaman, bugün hasadını yaptığımız kanolanın oluşan fiyatları itibariyle baktığımız zaman, çiftçimizin hem kanolada hem de hububatta, buğdayda yüzü gülüyor. Son yıllarda özellikle artan desteklerin yanında bir de üretici dostu politikalarımızla devreye koymamızla hasat zamanından önce açıklanan fiyatlarla TMO'nun alım fiyatlarıyla üreticimizin yüzünü güldürmeye başardık. Allah şükürler olsun. Yani bugün itibariyle hem kanolamızda olsun hem buğdayımızda olsun bölgemizdeki çiftçilerimizin hiçbir üründen şikayeti olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda birazdan da hasatımıza başlayacağız. Hasadımızın bol bereketli olmasını diliyorum çiftçilerimize. Evet, teşekkür ediyorum. Bir de kanola ile ilgili şöyle bir müjde vermek isterim. Kanola tohumunun bundan sonra %50'sini bakanlık olarak biz karşılayacağız. Ve ahraca mine semerati rizkan lekum fela tec'alû lillâhi endâden ve entüm rızıklarla taltif ettiğini beyan ediyorsun. Verdiğin bunca nimetlerimizi hububatımızın toplanmasına hayırlara vesile eyle. Tüm destekleri artırıyoruz. Bir de Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla bu üretici dostu yaklaşım ve alım politikasıyla çiftçimizin, üreticimizin memnun olmasını sağlıyoruz. Üreticimiz bugün memnun. Allah'a bin şükürler olsun. Burada kuraklıktan da eser yok. Türkiye'miz kendi kendine yeterlidir. Ortalama her sene 20 milyon ton biz buğday üretiriz. Şimdi bu sene biraz sıkıntımız var. Bazı bölgelerimizde eksikliklerimiz var ama şunu söyleyeyim, Türkiye elindeki stoğuyla, yaptığı takviyesiyle ve yerli üretimiyle Allah'a şükür hiçbir problem yaşamadan bu seneyi de inşallah geçiriyor olacağız. Bizim için önemli olan en başta üreticimizin para kazanmasıdır.